Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, bağlama derslerimiz devam ediyor. Kanalımıza abone olup özellikle bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde sizler için hazırlamış, paylaşmış olduğumuz en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de bu videoların devamlılığı için bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere kısa bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Yorumlarda sık sık karşımıza çıkan bir soru. Hocam, elinizdeki bağlama uzun sap mı, kısa sap mı? Arkadaşlar, öncelikle zaten fiziksel olarak, fiziki olarak ilk bakıldığında kısa sap ve uzun sap bağlama ayırt edilebilir. Fakat acemiyseniz haklı olarak ayıramayabilirsiniz. Bunu ayırmanın kısa bir yolu var. Hemen şöyle izah edeyim. Bağlama üzerindeki şu perde misinalarını, bakın bunları, ya da perde boşluklarını sayabiliriz. Şuradaki boşluk da dahil olmak üzere saydığımızda uzun sap bağlamada 23 perde karşımıza çıkar. Kısa sap bağlamada ise 19 perde karşımıza çıkar. Tabi bazı istisna durumlar hariç, yani bazı transpoze çalımlarında perde gerekebilir. Bazı bağlamalara ekstradan fazla perde atılabilir. Ya da tabiri caizse neşet perdesi dediğimiz sık perde, koma perdeler özellikle büyük tekne bağlamalara bağlanabiliyor. Tabi bu konumuzun dışında, standardından bahsetmek gerekirse, dediğim gibi uzun sap bağlamada 23 perde, kısa sap bağlamada 19 perde vardır. Standardı budur. Bilginiz olsun. Bu şekilde uzun sap ve kısa sap bağlamayı birbirinden ayırt edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda, dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.